daha verseniz. Şimdi Kore barbeküsünün sonunda Busan'dayız. Bir yer buldum da oraya geldik. Ne yiyeceğimizi bulamadık. Aslında biz bugün şeyle buluşacaktık. Duygu'yla buluşacaktık ama denk gelemedik artık. Olmadı yani. Çok uzaktı. Ben de ayaklarım falan acıyor. Yürüyemiyorum. Dedim ki artık barbeküyü olayına girelim yani. Bir amla. Kesinlikle şey yapıyorlar. Ben de kocaman yatırdım bu arada. Kore barbeküsü çaresiyiz resmen. Gezemiyorum daha fazla, çok zor. Mangalcılık zor arkadaşlar. Şöyle biraz keseyim bari. Dizilerden hatırladığım kadarıyla aynen öyleydi. Hazır pişmişken de daha rahattı. Günaydın. Busan'dan ilk gün. Yani dün saymıyorum. Ama maalesef ki benim kameramın gimbalı bozuldu. Çok moralim bozuk gerçekten. Yani şimdi kamera alacak bütçem de yok. Artı onunla çekmek çok kolay oluyordu ya. Telefonla gerçekten zor. Bilmiyorum nasıl olacak. Düzeltmeye çalışacağım. Şimdi ben Tokyo'da şeye de gideceğim. Neydi o şeyin adı? Bak burada da olabilir bir şeyler ha. Buraya bakalım kozmetikçi. Burası seks shop da olabilir yalnız. Bir şey yok, yok bir şey yok. Bak şurada şeyler var. Yok bunlar tamam. Yok yok burası seks shop, gel. Canlı canlı seks shop'a girdik. Vibratörler falan orada sallanıyor. Adamların kayganlaştırıcısı falan. Allah'ım ya. Neyse. İşte yani bozuldu kameram. Moralim çok bozuk arkadaşlar. Dostlarım. Yeni kamera. Bu DJI'nin üçüncüsü çok güzel. Türkiye'de 30 bin lira falan. Burada 18 bin lira. Alsam mı? Almasam mı? Çok kararsızım. Neyse. Böyle işte şimdilik. Şimdi size sabah manzarasını göstereyim. Zaten şuraya gireceğiz. Bir şeylere bakacağız. Ben daha hiçbir şeye bakmadım. Ay bu parfümler var ya inanılmaz güzel kokuyor bu arada. Ve hani çok kalıcı da. Morning Soil. Hemen koklayalım. Kötü. Şey gibi kokuyor. Beğenmedim. Neyse şuradan bir şeyler bakalım da. Budist tapınağına geldik. Şuradan ben bir kahve aldım. Bir tane bileklik aldım. Ben yılan burcuymuşum Çin takvimine göre. Ay ay. Kameram hala moralim bozuyor. Üzgünüm yani bayağı. Neden böyle hata verdi? Çok kullanıcı hata yani ne hatası bilmiyorum. Düştü ondan diyorum ama çok fazla kişinin de böyle hata veriyormuş okuduğum yazıları. Artık telefondan çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Çin'e çekin sana. Şurada benim istediğim anahtarlık neyse dönüp dönerken bakarız. Şunlar yine balık kekleri. Şu benim şundan bolca şey yedim. Neydi o? Linç yedim. Burada olabilir. Şunlara bak. Evet burası gerçek bir Budist tapınağı. Budizm'e ait şeyler var. Annesiyo. Şurada aşağı iniliyor. Ay çok iyi gözüküyor. Pagoda'mış burası.
Şuradan aşağı inerek diğerlerine ulaşıyorsun galiba. Aa, burası çok güzel. Manzaraya bakar mısın? Ay, şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Burada dilek şeyleri var. Almadım ama. Of, güzelliğe bakın. Burası şeye benziyor. neydi bizim Atayurt şeyde, Atakent'te bir yer var. Unuttum şu an adını. Silifkeliler anladı, işte oraya benziyor. İnsanlar dua ediyor. Aynı namaz kılmaya benzemiyor mu? Ben sana diyorum peygamber inmiş diye benziyor. Tüm dinler birbirine benziyor diyorum ben de kısaca. Şimdi Suernur bir şeye binmek istedim, tren gibi bir şeye. O yüzden onu bıraktım da ben şey yürüyorum. Sahile doğru ineceğim. Onu bayağı şey olmayacak, gelmeyecek yani. Şöyle bir yer. Şimdi roller coaster falan vardı. Ona gitmek istedi ama dedim ki ablacığım, ikisinden birini seçmek zorundasın çünkü zaman yok. Çok çabuk zaman geçiyor. Şimdi gittiğin yerde 3 saat en azından vakit geçiriyorsun. O yüzden ikisinden birini seçmek zorundasın dedim. Buna çünkü akşam Seul'e dönecek falan filan işte ya. Of. Kamera hala moralimi bozuyor da. Neyse, umarım çözebilirim bu işi. Şimdilik telefondan devam ediyorum. Ya görüntü kötü değil de telefonun da güncellemesi falan filan oluyor ya, yavaşlatıyor biraz. O yüzden bakalım. Şöyle bir yerdeyim. İkinci gün mü oluyor? Hatırlamıyorum. Neyse, üstümü başımı değiştirdim ve sokaklara aktım. Suelnur gidecek ki 2 saat sonra, şu an trenle bir yere gitti. Ben de buralarda takılıyorum. Yarın da buradayım. Yarın böyle denize falan gideceğim. Çok güzel burası.
keyfimi yerine getirdi. Gerçekten söylüyorum. Bugün tüm sokak lezzetlerini deneyeceğim. Bunun içinde peynir var. Nasıl yiyor musunuz? Bubble hamurunun içinde peynir var bir sürü. Maalesef. Tuzlu sıcak. Sıcak. Ama Koreliler hep böyle sıcak şeyleri seviyorlar ve yiyorlar. Şurası Kore marketi galiba. Yarın geleceğim buraya noodle falan almak için. Hey, burası da fotoğrafçı. Ya ben şundan denemek istiyordum ama elim dolu şu an. Birazdan geleceğim, deneyeceğim. Şundan yarın da deneyebilirim. Gerçi daha buradayım. Aha, tavuk ayağı mı bu? Belki denerim. Şu var ya rezalet tadı var şunun. Tamam, yarın şundan alacağım. Bildiğiniz kalamar. Ben çok severim zaten kalamarı. Ben çocukken dayılarım falan tutardı. Biz sabah kahvaltı bile kalamar yerdik. Ciddiyim. Çok güzel. Hatta bacaklarını da yiyeyim. Ne kadar bu biliyor musunuz? 200 lira. Çok güzel. Bu bahsettiğim pirinç şarabı var ya, ondan şey, pirinç içkisi, makkoli. Çok güzel. Oha, çok güzel. Bunu alayım ben. Bayağı güzel. Ya meyveler inanılmaz pahalı burada. Şu mesela, şu tabak 250 liraya falan denk geliyor. Aynen, 250 lira. Şu 100, 150 civarı. Şunlar da 250, kirazlar. Pahalı bayağı. Ne var burada? Herkes burada sıra bekliyor. Neymiş? Aa, suşiler de var şurada. Neyse, yerine gideceğiz zaten.